Arabayı çekmeyin, ben geleceğim. Bir an anneyim. Sana bir zarf geldi. Postacı şimdi bıraktı. Ben de odana çıktım. Baktım yoksun. Ben de dedim ki... Davacı Reyhan Aslan Bey. Anlaşmalı boşanma davası. Davalı İran Aslan Bey. Şehriyar, anneme bir kahve yapsana. Odasında olacakmış, oraya götürürsün. Tamam Gönül Hanım. Ne işin var senin burada? Kocama bakmaya geldim. Miran'a bakmaya geldin ha? Miran yok. Senin sayende eve bile uğramaz oldu artık. Sen hala utanmadan nasıl gelebiliyorsun buraya anlamıyorum, pes. Bakma öyle. Ben bugünlerin geleceğini biliyordum. Çünkü Miran sevgiyle merhameti birbirine karıştırıyordu. Çok vicdanlıdır o. Kendi farkında değildi ama... sana ettiklerinden dolayı vicdan azabını telafi etmek için... senin yaralarını sarmak için çok mücadele etti. Ama sen... senin gözün hiçbir şey görmedi. Bak, yaktın yıktın işte her şeyi. En azından biz ikimiz birlikte yan yana bir şeyler inşa edebilmişiz ki. Öyle bazen de olsa yıkılabiliyor Gönül Hanım. Ama sen merak etme, biz yine yaparız. Bu sefer hatalarımızı görüp daha sağlamını yaparız. Bunca lafın üzerine gururunu bir kenara atıp peşinden gitmeyeceksin herhalde, değil mi? Miran, bana gururdan bahsedecek en son insan sensin. Azat abime attığın iftiralar, kendi kendini yalan yere bıçaklamaların. Daha sayayım mı? İşte seninle farkımız bu Reyhan. Benim Miran için yapabileceklerimin sınırı yok ama senin var. Öyle olmasaydı Miran babanı itmedim, ben yapmadım dediğinde ona inanırdın, teslim olurdun. Hem mevzu ben değilim ki. Ben 3 yıllık kocamı çok iyi tanırım Reyhan. O öyle kolay kolay söyleyeceklerini diyemez. Bu son yaptığın siz diye bir şey bırakmamış kalbinde. Artık bitti Reyhan. Anla bunu. Miran eve geldiğinde parmağındaki yüzüğe bak. İyi bak ve sadece hayallerinde Miran'la olacağını unutma gönlüm. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.